Canlı dersler nasıl oluyor? Canlı dersler böyle oluyor işte. Hocanız karşınızda. Gözünüzün içine baka 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 anlatıyor. Biraz sonra zaten göstereceğim size menüler arasında nasıl hareket ettiğimizi, işte katılımcıların yorumlarını nasıl takip edebildiğimizi, kelimesini, okumasını, gramerini ve çevirisini nasıl yaptığımızı görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, hadi gelin izleyin. Sonra tekrar buluşuruz. Evet, peki online gruplarda ne var? Ne mi var? Online gruplarda canlı canlı, kanlı kanlı arkadaşlar, birebir hoca var, anlatım var. Buradaki her şey var. Hemen görelim nasıl oluyormuş. Online gruplar başlığının altına tıkladığımızda işte YDS grubu 1, YDS grubu 2 şeklinde 3, 4, 5 diye gider burası daha. Tıkladığımız zaman daha önce yapılmış dersleri herkes takip edebiliyor. O dersi kaçıran birisi aynı dersi bir kez daha alabiliyor. Örneğin ders 4'ü tıkladık. Biz yapmışız dersi, siz dinleyememişsiniz. Tıklayıp izlemek için tıklayınız butonuna gelmeniz yeterli. Fakat bu sefer YDS Net'ten çıkıyoruz. Çünkü online ders modülü Adobe Connect sistemiyle birlikte verilen ve burada yine özel bir kullanıcı adıyla içeri giriş yapılan bir sistem. İşte kullanıcı adımızı yazıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şifremize giriyor ve oturumu aç diyoruz. Eğer parolamızı unutmuşsak gördüğünüz gibi parolayı unuttuğuma basmanız yeterli arkadaşlar. Katılmak istediğim grubu veya daha önce yapılan bir derse tıklıyorum ama tabii dersin sıfırdan yapıldığını düşünün. Tıkladığımız zaman karşımıza ne geliyor? İşte bu geliyor. Oynatalım bakalım neymiş. Muhtemelen telefonda cevap veriyorsunuzdur birilerine. Gördüğünüz gibi özel soru alanı, Evet sevgili arkadaşlar, bugün ders sohbet 2, alanı. Cumartesi Pazar grubunun dersi ve moduları çalış. Burada gördüğünüz gibi bir yandan anlatımları sürdürülüyor. Öğretmeni yukarıda görebilirsiniz. Katılımcıları yanda görebiliriz. Bir yandan sohbet bölmesi, bir yandan da paylaşım bölmesi var. Şimdi tabii bunlar farklı farklı stillerde sunuluyor. Mesela şu anda bir bağlaç tablosunun paylaşıldığını görüyorsunuz. Düzeltiyorum, model tablosunun paylaşıldığını görüyorsunuz. Soru çözümlerini göreceksiniz şimdi. Bir yandan öğretmen kardeşimiz yukarıda konuşurken bir yandan sorularını soruyor. Bir yandan da arkadaşlar yandaki sorular hakkında stratejiler veriyor. Ayrıca farklı ekranlarda farklı unsurları da takip ederek sürekli adayları bir yandan ne tutmaya çalışıyor? Elinin avucunun içinde tutmaya çalışıyor. Özellikle vurgulanması gereken bir şey varsa yine ekrandaki öğretmen kardeşimiz ne yapıyor? Tek tek tabloları büyüterek örnek cümlelerle çevirip 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 herkesin anlamasını sağlıyor. Bakın %100 doğrulukla katılımcılarımız ne yapmış? Doğru cevabı vermişler. İşte bu. Ara şimdi çalacak mı? Ayrıca Yani canlı derslerde ben nereye gideceğim? mutlaka Bazı mutlaka her sözcükleri ders anlamı burası paragraf olmuyor. karışır. I must, have to, had better gibi güçlü modullar. Derslerde mutlaka, mutlaka ve mutlaka kelime çalışması yapıyoruz. Yani kelime çalışması yapmadan hayatta işe başlamıyoruz. Çünkü kelime olmadan hiçbir şey olmaz biliyorsunuz. Yapılan konu anlatımları yine ekranda gördüğünüz gibi tablolar halinde anlatılıyor ve ekrandaki öğretmen kardeşimiz bunları bir anlattıktan sonra Evet, cümleleri geri de döndüm tek tek arkadaşlar. çeviriyor. Şimdi. Yine derslerin çoğunda elimizden geldiği kadar bol miktarda zaten okumalara da yapıyoruz ama verilen konuları destekleyici çeviriler de mutlaka canlı canlı kanlı kanlı orada yapılıyor. Ve cümleler içerisindeki yapıların ne anlama geldikleri ve bunların varsa eş anlamları artı bunların yerine kullanılabilecek başka bir şey olup olmadığı da canlı derste birebir soruluyor. Yani bir sınıf dersinde ne yapılıyorsa aynen yapılıyor ama öğrencinin gözünün içine soka soka yapılıyor. Canlı dersler genelde planlandığından daha uzun oluyor ve ek derslerle bunu destekliyoruz. Öğrencilerimizle konuştuktan sonra da güzel bir şekilde kendilerine veda etmeye çalışıyoruz. Sözü hocaya bırakayım isterseniz.
Görüşmek üzere. Sorularınız olursa lütfen e-mail atmaktan çekinmeyin, olur mu? Bir hatam varsa da affola. Umarım fikir sahibi olmuşsunuzdur arkadaşlar. Tabii tadına bakılmadan hiçbir şey anlaşılmaz ama yine de kafanızda bir şekilde olsun diye detaylı anlatmaya çalıştım. Artık YDS.net'e, Akın Dili Online'a sizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.